Arkadaşlar merhaba. 4 Şubat Pazar. Gulfstream'deyiz ABD'de. Birinci altı Gayan İK'ya 20.10'da bir maiden koşuyla başlıyor. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre taffeta pistte bir koşu. 12.500'lük bir maiden satış koşusu 22.000 dolar. Toplam ikramiyesi var. Biraz zor bir koşu. 2 numaralı Queen Honesty. Cross Traffic yavrusu Edgar Zayas'la start alıyor. Son startına yarım boy farkla. Eşdeğer bir koşuda 1100 tapetada ikinciliği var. Yarım boy farkla. Aynı koşuda üçüncü olan önceki startında 6 numaralı My Sweetheart Dani. Malkal Brova ile start alacak. 4 numaralı My Wife Knows It All. Emzel Celemilio ile kariyerin ilk startına çıkıyor. Ankara'dan yavrusu. 3 numaralı Touch by Quality Edgar Perez ile bu koşulda şans verdiğim isimler. Bütçeniz müsaitse 5 numaralı Fumbleroski Paco Lopez ile yazılabilir. Bu ayakta nispeten üst koşulardan bu koşuya geliyor. İkinci koşu bir satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1700 çimde start alacak. Burada da iki isme yer vereceğiz. 2 numaralı Fighter in the Wind ve 4 numaralı Read On. Yeterli gibi gözüküyor. Ortizlere şans vereceğiz bu ayakta. Koşu 35 binlik bir satış koşusu. 2 numaralı Fighter in the Wind son startında bir ikinciliği var. 25 binlik maiden satış koşusunda. Daha doğrusu satış koşusunda. Murat Ortiz Junior ile start alacak bugün. Bir de 4 numaralı Read On. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Ve Jose Ortiz ile start alacak. Bugün 2 ve 4 ikinci ayakta birinci altından yani yeterli gibi gözüküyor. Üçüncü koşu bir maiden satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1700 tapetada start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 12.500'lük maiden satış koşusu. 22.000 dolar. Toplam ikramiyesi var. Bu da biraz zor bir koşu. 5 numaralı Bandero. Luca Panik ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. Kariyerinin 4 startında 3 kez tabelada yer bulmuş bir isim. 7 numaralı Paradise Drive. Bandera'nın arkasından üçüncülüğü var son startında. 4 numaralı Over the Surface kariyerin ilk ikinci startında Quality Road yavrusu Irat Ortiz Junior ile start alacak. 3 numaralı Stepin Be Good Jorge Ruiz ile önceki startında burun farkıyla bir ikinciliği var. 1400 tapetada 2 numaralı Tio Tani Luis Saez ile bu koşuda şans verdiğim isimler nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Dördüncü koşu opsiyonel satış koşusu ikinci altılı Gayan İK'ya 21.38'de start alacak. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1670 tapetada bir şarkı satış koşusu. Koşu 35 bin dolarlık bir şarkı satış koşusu 39 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Goats on a Tree. Edgar Zayas'a start alacak olan bir Boldly Aura yavrusu son starttaki maiden koşuyu yaklaşık bir boy farkla 1670 tapetada 1.42.92 ile kazanmış bir isim. 3 numaralı Sadie the Goat, Rod Ortiz Junior ile start alıyor. O da son iki startındaki 1670 tapetadaki maiden satış koşusunu 1.42.82 ile bir boy farkla son startında da favori olduğu satış şartı satış koşusunu 1640 metrede Çimpisten Kumandan yarışta 1.43.95 ile kazanan bir isim. 6 numaralı Roscoe Village son starttaki maiden satış koşusunu 1700 Çimpisten Kumandan yarışı 1.43.36 ile favori olduğu koşuyu kazanıyor. Ve 5 numaralı Enticing Sunset o da 1700 Çimpisten Kumandan son starttaki favori olduğu maiden koşuyu yarım boy farklı 1.45.15 ile kazanan bir isim. Bütçeniz müsaitse 2 numaralı Skinny Cosmo Luis Saez ile yazılabilir bu ayakta. Son startındaki maiden koşuyu o da yarım boy farklı 1500 çimde 1.29.47 ile kazanan bir isim. Beşinci koşu bir maiden satış koşusu 1500 çimde 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. 25 binlik bir maiden satış koşusu. 1 numaralı Poliglota ile başlayacağız. Son startında bir üçüncülüğü var. 25 binlik maiden satış koşusunda Javier Casalano ile start alıyor bugün. 4 numaralı Money in Motion. Jose Ortiz ile start alacak. Maiden koşulardan, üst grup maiden koşulardan bu koşuya gelen bir Munings yavrusu. 10 numaralı Old Flag. Irat Ortiz Junior ile start alacak. Kariyerin iki startında tabii de yer bulmuş bir isim. 7 numaralı El Matador. Junior Alvarado ile ve 3 numaralı Eştima yetişildikten sonraki ilk startı Kenny Wright yavrusu Paco Lopez'de bu koşuda şans verdiğim isimler.
Altıncı koşu bir satış koşusu. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1100 tapetada start alacak. Burada da 4 numaralı Adios Asher tek olacağını düşündüğüm isim. 12.500'lük bir satış koşusu. 4 numaralı Adios Asher son 4 startında 3 tane ikincilik elde etmiş. 25 binlik şartlı satış koşusu. 20 binlik satış, 20 binlik satış koşusu bunlar. 1100, 1000 tapeta ve 1000 metre çim pistteki ikincilikleri bu grupta öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum Anthony Thomas'la start alacak olan 4 numaralı Adios Asher. 7. koşu bir maiden satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. Bu da zor bir koşu. Öne çıkan bir isim yok. 50 bin dolarlık şart maiden satış koşusu 50 bin dolar. Toplam ikramiyesi var. 4 numaralı One Sharp Cookie ile başlayacağız. Son startında son anda yakalanarak ikinci oluyor 50 binlik maiden koşuda. 1600 kumda. Edgar Zayas'a start alıyor bugün. 5 numaralı Street Earnings Earl Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. 3 numaralı Cajunfull Michael Vasquez ile 2 numaralı Dollar Liberty Jose Ortiz ile önceki startta bir ikinciliği var. Favori olduğu 1400 metre kumda koşuda ve 6 numaralı Irish Dream Jorge Ruiz ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 3 yaşlı dış İngilizlere mahsus 1000 metre tapeta pistte bir şartlı satış koşusu. 50 binlik orta grup bir şartlı satış koşusu. 6 numaralı Brizero Edgar Zayas'la start alacak favori çıkıyor son iki startında bir Buchero yavrusu. Son startındaki maiden koşuyu 6 boy farklı 1000 metre tapetada 57-65'te kazanan bir isim. Bir de 5 numaralı Bedrock Birdie, Rod Junior ile start alıyor. O da kariyerinin 4 startında 1100 metre tapeta pistteki 16 Eylül'deki maiden satış koşusunu kazanıyor. Önceki startında da bir şartlı satış koşusunu 1000 metre tapetada 57-47 ile 2 boydan biraz fazla bir farkla favori oldu. Önceki startını kazanmış bir isim. Maiden'deki 1100 tapetadaki derecesi de 1.03.78. Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor. Eğer bir isim daha yazarsanız son startında boyun farkıyla ikinci olan bir numaralı Epanas Hope Paco Lopez de ilave edilebilir bu ayakta. Son koşu opsiyonel satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte start alacak. Koşuya bakalım. 62.500'lük orta grubun üzerinde bir şartlı satış koşusu 92.000 dolar. Toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Yes I Am Free ile başlayacağız. Önceki startını da iki önceki startındaki 1000 metre çim pistteki Listed koşuda 3. olmuş. Ancak bu sonucu ikinciliğe terfi ettirilmiş. Önceki startında son anda yakalanarak 2. oluyor. 62.500'lük şart satış koşusu. O da 1000 metre çim pistte aynı mesafede. 8 numaralı High Limit Room. Rod Ortiz Junior ile start alıyor. Önceki startındaki şartlı koşuyu 1000 çimde 57.79'da kazanan bir isim. 6 numaralı When I Get to Heaven Junior Alvarado ile son startında kazanan bir isim 1000 metre çim pistte 54.86 ile ikincilik baş farkıyla ikinci oluyor ancak protesto sonucu birinciliği alınan bir isim ve 2 numaralı Smoking Jay Jose Ortiz ile üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim yazılabilir bu son ayakta. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını izleyebilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi serbestçe girip kullanabilirsiniz. Bir de biraz sonra size aktaracak olduğum altın ganyan şablonlarını 18.30 itibariyle çıkan hatlardan sonra yeniden güncellemeye çalışıyorum. İmkanlar el verdiği ölçüde. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 2 numaralı Queen Anistee ile başladık. 6 numaralı My Sweetheart Danny. 4 numaralı My Wife Knows It All. 3 numaralı Touch by Quality ve 5 numaralı Fumleruski. İkinci koşu 2 numaralı Fighter in the Wind ve 4 numaralı Read On yeterli gibi gözüküyor. Üçüncü koşu 5 numaralı Bandero, 7 numaralı Paradise Drive, 4 numaralı Over the Surface, 3 numaralı Step on Be Good ve 2 numaralı Tio Tony. Dördüncü koşu ikinci altılı Gayan İK'ya 21.38'de start alacak. 7 numaralı Gods on a Tree, 3 numaralı Skinny Sadie the God. 6 numaralı Roscoe Village, 5 numaralı Enticing Sunset ve 2 numaralı Skinny Cosmo. 5. koşu 1 numaralı Polyglotta, 4 numaralı Money in Motion, 10 numaralı Old Flag, 7 numaralı El Matador ve 3 numaralı Eştima, Maiden'den çıkmaya en yakın isimler.
Altıncı koşu 4 numaralı Adios Asher tek olarak önereceğim isim. Yedinci koşu 4 numaralı One Sharp Cookie, 5 numaralı Street Earnings, 3 numaralı Cajun Fold, 2 numaralı Dollar Liberty ve 6 numaralı Irish Dream. 8. koşuda 6 numaralı Breeze, 5 numaralı Bedrock Birdie yeterli gibi bir isimden yazarsanız 1 numaralı Eponas Hope. Son ayakta da 9 numaralı Yes I Am Free, 8 numaralı High Limit Room, 6 numaralı When I Get to Heaven ve 2 numaralı Smoking Jay önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Hepinize mutlu pazarlar, bol şans diliyorum.